geliyor dostlarım. Çekim Ormanı. Maceramız dün akşam dün başladı. Dün akşam devam ediyor. Sabah etkili. Burada yüksek yerlerini keşfetmeye çalışıyoruz. Doğayı keşfetmeye devam ediyoruz. Çünkü Marmara'da büyük bir alan. Tamamen dikenlerden kaplı kayalar ve dikenlerden kurulu bir bölgeden geçtim. Çok zorluydu benim için gerçekten. Çünkü ayaklarım komple diken bağladı. Yılanlarla karşılaştım. Bastığın yeri tam olarak bilmeyince biraz tansiyonu yüksek bir macera oluyor tabii. Nereye bastığını bilmiyorsun. Hiç yürümedi bir yol. İnsanlar orada yürümemiş. Güzel de yürüyecek bir yer değil aslında. Biz biraz daha hani farklılık yaratmak istediğim için kendime böyle biraz daha atraksiyonu bol olsun diyoruz. Söylüyorum. Bu işin birazcık da macera tarafı bu. Ama inanın hayatta her şey artık sizi yoruyor. Yani bu iş çevrendeki insanlar, insanlar uğraşmak çok zor çünkü bu her anlamda spor, iş hayatı, özel hayat. Bazen eş, çocuk seni çok fazla yoruyor. Çok yakın dostlarım, arkadaşlarım, insanlar seni çok yorabiliyor. Tamamen iyi niyete bağlı, samimiyetlere bağlı bir iletişim halinde olduğun insanlar seni isteyerek ya da istemeyerek kullanıyorlar. Gerçekten öyle hissetmeye başlıyorsun çünkü verilen sözler kullanılıyor vesaire. Tabi hayat böyle, insan olarak biraz maalesef içinde bulunduğu koşullardan dolayıdır. Yani ruhunda mı vardır? Evet, iyi niyetler çok suistimal ediyor. Her şey bizi yoruyor gerçekten. İnan bunu samimiyetle söylüyorum. Yormayan tek yer neresi biliyor musun benim için? Yollar. Yüksek tepeler, insanın olmadığı doğal iş yerde yorulmuyorsun. Çünkü doğa seni yanında gördüğünde inanın sana zarar vermiyor. Doğada yaşayan hayvanlar sana zarar vermiyor. Çünkü senin iyi niyetini anlıyor, ona saldırmıyorsun. Şimdi biraz önce gelirken yine karşılaştığım yılanlar var. Bir anda karşıma çıkıyor ve direkt bakıyor yani resmen. Sanki karşında bir canlı var, insan. Sana baktığı gibi düşün. Yani tanımayan bir insan der ki işte ya Allah Allah kim bu adam? Bir anda karşıma çıkıyorsan bakarsın yani. O zaman da öyle bakıyor gerçekten. Kim bu? Nereden geldi? Nasıl bir yaratık bu diye bakıyor muhtemelen. Birkaç mı öyle inanıyor yani? Ama üzerine gidersen, işte onu satışırsan karşılığında da kendini koruma içgüdüsüyle tabi saldırı oluyor. Ama dediğim gibi doğanın içinde seni yormuyor. Doğa seni yormuyor. Doğadaki canlılar seni yormuyor. Ama gerçek hayattaki özel hayatında, iş hayatında yolda olduğun insanlar seni çok fazla yoruyor. Aslında bunu dert yaptığımdan değil ama kötü bir insan tabii ki. Hayatta yaşadığın sürece yaptığın mücadele, koşturmacalar, özveri, samimiyetli bakıyorsun.
Hepsi boşmuş. Yapmasaydına gidiyor işin özü. O yüzden ben doğayı çok seviyorum. Doğa beni yormuyor, yollar beni yormuyor, ormanlar yormuyor. Ama insanlar yoruyor. Buradan tüm dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Neyse ki şu an biraz düz alanda yürüyorum. Tabii yolumuz biraz daha uzun hala. Çünkü arkam komple dağ yolu. Nereye çıkacaktım onu bilmiyorum tabii ki aslında. Çünkü daha önce yürümedim. Yolda da yok elimde. Ama gidip göreceğiz, yaşayacağız. Eser gezer master. Boşa demiyorlar tabii ki. Hani resmeyi gezmeyi seviyorum, bir de master'ım yani. Master'ımız geldi. Kocaman master'ım kullanıyorum. Şu anda yine bir yılan var. Şu anda göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet gidiyor. Ya şu an dokunmuyor. Çünkü neden? Farklı bir yaratık gördü. Farklı bir yaratık gördü. Dolayısıyla da biraz bakındı ve sonra yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Böyle. Herkese selamlar arkadaşlar. Sağlık, mutlu kalın. Güzel günleriniz olsun diyorum. Şanslı bir hayatınız olsun. Selamlar.